Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu bugün. Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak dedi. Ekonomiye dair dikkat çeken mesajlar verdi ve ekonomi yönetimine de güveninin tam olduğunu söyledi. Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. Enflasyonu geriletmekte kararlıyız dedi. Yılın ikinci yarısına işaret etti. Dikkat çeken mesajlarını İşverenler Sendikası'nın İstanbul'daki toplantısından verdi Cumhurbaşkanı. Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza ve politikalarına güvenimiz tamdır. Önümüzdeki yılın bu bakımdan herkesi şaşırtan olumlu gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum. Asgari ücretle memur ve memur emeklilerine %49 zam yapılırken SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %37'de kalmıştı. Emekli aradaki makasın kapanması için müjde beklerken Cumhurbaşkanı o konuya girmedi. Erdoğan'ın iki bakanlığa çalışma talimatı verdiği, zamma 11-12 puanlık refah payı eklenebileceği yansıdı kulislere. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Erdoğan sözü 31 Mart'a yerel seçime getirdi. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya ederek yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanının sonraki durağı göreve yeni atanan polisler için düzenlenen törendi. Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi sonrası yaşananlarla ilgili verdi mesajını. Aynı oyunun bir tarafıyla yabancı düşmanlığı, diğer tarafıyla ülkemizin sembollerine ve milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden yeniden sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimiz bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir.